Ama anlamadığım ve size ben de sormak istiyorum. Kusura bakmazsanız çünkü yani dostça bir sohbet yapıyoruz. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu Sayın Deniz Baykal benim de tabii çalıştığım, dostluk yaptığım falan bir insan. Siyasi olarak karşı çıkabilirim, o başka. Ama şahsına hakaret amiz en ufak bir sözüm yoktur. Hiç olmadı. Bazen hatta benim ağzımdan yazılar dolaştırıldı. Şiddetle reddettim. Bunlar bana ait değil, bunlar bana ait değil. Kendisi de biliyor, kendisi de söylüyor. Fakat şu Baykal'a bir soru sordu Sedat Peker. Onun cevabı verilmesin diye bir haftadır Livenli yazısı dolaşıyor. Ve dediğim gibi Yeni Akit'ten siyasi partilere basının her kanadından her yere karşı bir Baykal savunusu var bana karşı. Halbuki ben sadece Alevileri, Kürtleri sevmez, bence solcu da değildir dedim. Nedir bu kadar yer? Ben bunu size peki, soruyorum. Bunun altında hangi mekanizma var? Üç gece bir makale konuşuldu mu CNN'de? Efendim gündem olduğu peki, için çok, elbette her noktada konuşulduğu için bizim de yayına taşıyor olmamız gayet doğal. Hayır. Tabii siz yani hani üç gecedir CNN Türk ne var bu kadar konuşuluyor dediniz ya, o nedenle söyledim. Semih Hanım, CNN'de olduğumuz için öbür kanallarda söylerim. Buyurun. Şunu Bey, çok güzel bir soru sordunuz. O açıklamanın yanıtı aranması gerekmez miydi dediniz. Çok güzel bir soru sordunuz. Doğru. O sorunun yanıtı aranmalıydı. Aranmaya devam edilmelidir. Ama siz bu röportajda 3 Temmuz'da yaptınız değil mi röportajı? Bu açıklamalar. Yani hatırlamıyorum. Evet, herhalde birkaç 3-5 gün önce. Benim elimdeki çıktı da 3 Temmuz 2021 yazıyor. Gazete duvarda çıktı evet. İrfan Ak'tan. Bugün 3 Temmuz. Tamam, bugün 6 Temmuz. Yani günümüzden 3 gün önce. Şöyle, evet. Sizin sorduğunuz ve bize de sorduğunuz bu sorunun cevabını Kemal Kılıçdaroğlu vermek durumunda değil mi? Öyleyse bu uzun ve önemli geçmişi de yeniden dirilten, hortlatan röportajınızda Kemal Bey'e de bir eleştiriniz. Şimdi buraya ortaya sorduğunuz soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na da sormanız gerekmez miydi? Şu andaki genel başkan o. Deniz Baykal hakkında bir iddia var. Şimdiki genel başkan niye Deniz Baykal hakkında bir açıklama yapmaz? Çünkü bunun devamını şöyle oldu. Deniz Baykal CHP'den atılmalıdır diye açıklamalar çıktı medyada. Mesela böyle bir olaya karışan eski genel başkanın hani gazeteci karıştığı zaman gazeteciler cemiyetinden atılıyor ya, onun gibi CHP'den atılmalı mıdır diye Kemal Bey'e sormanız, Kemal Bey'in bunca zamandır bu konuya hiç değinmemesi nedeniyle onu da eleştirmiş olmanız gerekmez miydi? Ecevit'e, Baykal'a, ötekilere, herkese bir lafınız var, kusura bakmayın. Ama niye Kemal Bey'e lafınız yok? Yani bu soruyu bu röportajda siz sordunuz da röportajı yapan gazeteci mi kesti o bölümü? Hayır. Evet Zülfü Bey, bu konuda evet. Çok eleştirildi. Yani neden Ecevit'i ve özellikle Baykal'ı eleştiriyor da Kılıçdaroğlu hakkında iyi ifadeler kullanıyor kendisi evet. Diye. Ya da şöyle ekleyebilir miyiz Zülfü Bey? Tabii yanıtı alalım. Şöyle ekleyebilirim. Siz Kemal Bey'e nasıl bakıyorsunuz? Orada söylemediniz ama burada öğrenelim. Melik, onu daha sonra peki. Cevaplandırmasını rica edelim bence. Hani şu iddialar konusunda Kemal Bey'in açıklama yapmamasını ve Deniz Baykal'a karşı hangi tutumu takınacağını açıklamaması konusunda Zülfü Bey'den bir cevap alalım mı önce? Peki. O senin sorunu da takip edelim bence. Bu, güzel. Bu takdim tehir olmasın. Önce birinci soru şu. Esas tartışılması gereken konu dedim ya. Yani bir yazarın bir röportajı evet. Değil. Esas tartışılması gereken bir iddia. Bir suç örgütü liderinin bir iddiası var. Rejimi ilgilendiren bir iddiası var. Çünkü birisi eski ana muhalefet partisi lideri. Öteki şahıs da şu anda külliyede herhalde. Şimdi dolayısıyla bu ilişkiyi sorgulayan bir tweet tartışılmıyor. Bunun da sorusunu ben bir vatandaş olarak sorarım ama Kemal Bey'e de sorarım, herkese de sorarım, gazetecilere de sorarım. Yani illa Kemal Bey'i ilgilendiren bir şey değil ki bu ilişki var mıydı, böyle mi oldu falan diye ben yok onu ama, yani Kemal Bey'e de sorarım. Genel başkan o ama genel başkanı ilgilendirmenin ötesinde bir şey var. Ben oraya da geleceğim tabii ama Türkiye'nin araştırması gereken, basının araştırması gereken bir mesele var. Hepsinin üstüne gidiliyor da niye bunun üstüne gidilmiyor?
Genel Başkan'a da ben parti üyesi Kemal, falan değilim. Kemal Bey, benim... Kemal Bey de kapatın bu konuyu diyor. Ha şimdi yeni söyledi onu. Yeni evet. söyledi. Bugünkü yeni söyledi. Şimdi bakın ben kapatılmasından yana değilim. Ben Baykal zihniyetiyle hesaplaşılması gerekir dedim orada partiye de. Yani benim fikrim parti üyesi değilim, görevli değilim ama dışarıdan bir yazar olarak benim fikrim evet hesaplaşılması gerekir. Çünkü bu partilerde bakın hangi parti olursa olsun bu lekeler birikiyor ve sonunda korkunç bir müsilaj haline geliyor. Bunların hepsinin yargıyla temizlenmesi lazım. Ben bu aynı şeyi eski SHP'ye o dönemde İSKİ içinde yazdım. Sabah yazarıydım. İSKİ'ye dedim ki SHP Erdal Bey'di başkan kaç kere yazı yazdım ya bu olayları aklayın. Bunlar aklanmadan olmaz, müsilaj olur diye. Tansu Hanım iktidara geldiği zaman bu servetin aklanmasını yapın. Yani bunlar hep kapatılıyor, aklanıyor, paklanıyor, sonra müsilaj olarak dibe çöküyor kalıyor. Dolayısıyla ben bunu söyledim tabii ki CHP'ye de Baykal zihniyetiyle diye söyledim. Çünkü Baykal bence gerçekten de şahsını ayırıyorum politik olarak CHP'yi sağa çekti. Mesela Avrupa Birliği'nden yana... dedik biz değil mi? Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesini istiyorduk. Olmadı. Tamamen onu AKP'ye terk etti o alanı ve CHP Avrupa Birliği'ne sanki düşman bir parti gibi oldu. Bu büyük bir yanlıştı. Daha önce de o Memduh Aytür'le beraber Sayın Ecevit de bizim Yunanistan'la birlikte AB'ye o zaman ekonomik pazardı. Onlar pazar ortak pazardı. Onlar ortak biz pazar diye Ecevit de AB'ye girmemizi reddetmişizler. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Sosyal demokrat partilere düşen AB'ye sokmamak mıydı Türkiye'yi? Peki Masum Bey'in itirazı var. Bu noktada geleceğim Hasan Bey size de. Buyurun. Şimdi Zülfü Bey öncelikle size selam ve saygılarımı iletmek istiyorum. Ben bir mukabele. Bizler solda gençlik olarak yetişmiş. Sizi kanaat önderi olarak görmüş. Yani siz aktif olmasanız bile yazıp çizdiklerinizi okumuş kişileriz. O nedenle bu söylediklerinizi önemsiyoruz. Ama söylediklerinizde biraz evvel hani referans verdiklerinizde doğru olmayanlar da var. Mesela Sayın Ecevit'in 1972'de CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği dönemde onun yanında aktif görev alanlardan birisi Robert Kolej'den arkadaşı olan Ahmet İsvan'dı. Sonra aynı evet. Ahmet İsvan 1973 yılında Ecevit'in de desteğiyle ve o zaman ön seçimle belirlendi belediye başkanları. İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı Ecevit'in 73-77 yılında güçlü olduğu döneminde. 77 yılında ise Aytekin Kotil ön seçimden çıktı. Aytekin Kotil oldu. Ve hem Sayın Ahmet İsvan hem Sayın Raha, eşi Raha İsvan yargılandılar 12 Eylül'de. Ahmet İsvan zannedersem 27-28 ay yattı. Raha İsvan da barış davasından dolayı yargılandı. Ve o süreçte de aralarında hiçbir ayrılık yok. Hatta vefat etmeden bir yerde Ecevit'in sosyal açıdan demokratik solculuğunu nasıl taşıdığını hatıralarıyla birlikte anlattı. Ben de dinledim. Şimdi burada birileri yazar. Çünkü öne çıkmak demek risk almak demektir. Kim öne çıktıysa risk alır. Şu anda siz sözlerinizle zaten bu riski aldınız. Ve siz de diyorsunuz ki tartışılsın daha iyi. Yani siz söylemezseydiniz bu sözleri sıradan biri söyleseydi hiç kimse dikkate almazdı. Şimdi mesela ben niye itiraz ediyorum? Sizin Ecevit ile söylediklerinizi Ecevit ile yakından çalışmış bir kişi olarak birebir ve hatta onun hayat hikayesini yazayım diye eleştirilerini bile sordum. Yani bu kişi niye böyle eleştiriyor, bu işi neyle yapıyor? Aldığım kişilerdir ve ileride yazarsam bu işi tam tersine Bülent Ecevit'in genel başkanlığa gelmesinin özellikle isteyen ve arzulayan İsmet İnönü'dür. Yani niye arzuluyor? Çünkü liderlik o kadar zor ki ayrıldığınız zaman siz eğer o liderliğin değişimini kontrol etmemişseniz parti dağılıyor. Bunun en tipik örneği Anavatan Partisi'ni yaşadık, Doğru Yol Partisi'ni yaşadık. Bizim Demokratik Sol Parti'de bu ayrılmada kendisi aday gösterdiği halde ve onun tarafında toplandığımız halde hala sancılar devam ediyor. Yani kolay değil. Türkiye'de lider partisi anlayışı var. Yani böyle yalnız ideoloji bizi toplamıyor. Yani
ben demokratik solcuyum yanında ben Ecevitçiyim demek de yapıyor. O nedenle ben bir kere buna dahil oluyorum. Demokratik sol işinde mesela o sizin söyledikleriniz Bülent Ecevit böyle Kasım Önadım'ın getirdiği bir kişi değil. Kaldı ki Kasım Önadım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesiyle ilgili parti meclisine onu ve Nihat Erim'i birlikte imzalayan kişidir. Yani onların Nihat Erim konuşmadı. Bir yıl sonra geri döndü. İhraç bitti cezası. Kasım Önadım bir daha dönmedi. Şimdi hepimiz biliyoruz. Metin Toker'in yerine aday gösterildi. O tarihte Uluz Gazetesi'nde çalışıyordu. Bu işi en iyi bilen o tarihte hem partiye onu üye yapan hem de birlikte çalıştığı Altan Öğmen'dir. Altan Öğmen'in yazdıkları hatıralarında, konuşmalarında görmek mümkün. Kaldı ki tepeden getirilmesine gerek yok. Babası zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliydi. Şimdi ben bu soruyu niye sormak istiyorum? Sizin bu Ecevit'le ilgili söylediklerinizi mesela biraz evvel ben özür dilerim söylerken yanlışlıkla topladığım zaman 94 oylarını DSP'nin oy yerine 400 bin oy yerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 bin oyunu yaparken işte toplamımız geçmez dedim geçiyor. Yani sizin oyunuz DSP'nin 400 bin oyu vesaire. Mesela bunu düzeltmek gayet normal hatamı gördükten sonra. Ama ortanın solunu yani Ecevit tesadüfen getirip oturtulmadı. 61 ihtilalinden sonra Çalışma Bakanı olduğunda o seçimden sonra getirdiği yasalar, getirdiği düzeltmeler hala geri alıyorlar, bitirmiyorlar. Hala kıdem tazminatı onun zamanından geliyor. Yani işçiler mesela Ankara milletvekiliydi 65 yılına kadar. 65 yılında gel Zonguldak'tan ol dediler. Zonguldaklı işçilerle konuşuyoruz. Hayatımızda sabunu onun sayesinde gördük. Toplu sözleşmeye kondu. Şimdi sizin böyle bir kişiyi getirildi, tepeye oturtuz dediğiniz zaman doğru olmuyor. Çünkü zaten CHP sol olduğunu açıklamak zorundaydı. Açıklamazsaydı ortanın solunu İsmet Paşa, İşçi Partisi kurulmuş ve sosyal hakları dile getirmeye çalışıyordu. Yani şeyin bıraktığı yerden, iktidardan düştükten sonra. Şimdi biz demokratik solcular üzülüyoruz. Niye? Diyoruz ki ya Kanaat Önder'i kabul ettiğimiz Zülfü Livaneli bu demokratik solun hikayesini niye dikkate almadan Ecevit Türkiye'de emperyalist politikalarına karşı ABD'nin tek karşı çıkan liderdir. Yani ben onunla beraber sizin milletvekili seçildiğiniz onu düşerken yaptığımız iş neydi DSP olarak? Amerika'ya sen Irak'a çıkartma yapamazsın. Biz sana izin vermeyiz dedik. Orada bizimle aynı dinden olan insanları öldürmene aracılık etmeyiz dedik. Peki Masum Bey şimdi bir sorunuz var mı acaba? Istiyorum. Böyle bir kişinin, buyurun. Böyle bir kişiliği olan bilinen kişiyi şimdi sol değildi hadi söyleyebilir. Yani ama Zülfü Bey'in solculuğuyla Ecevit'in solculuğu örtüşmeyebilir. Ama tepeden getirildi. Devletçiliği bir kere devlette kontrgerilla olduğunu 78 yılında önüne getirildiği zaman ödeme yapılacak çıkıp açıklayan oydu. Bunu açıkladı diye suikasta uğradı. Yani şimdi bu şeyler olurken siz diyorsunuz ki bunu söyleyenler var. Yani o söyleyenler kimse oturalım ben belgeli getireyim tamamını oturup tartışırız. Ama biz yine fikir söylemenize karşı değiliz. Peki, ama böyle tepeden oturtulmuş anti-emperyalist olan bir kişiyi emperyalistlerin düzenlediği adam durumuna düşürünce doğrusu üzülüyoruz. Zülfü Bey? Yani maziyi bilmeyenler açısından. Doğru. Masum Bey teşekkür ederim. Hassasiyetinizi de anlıyorum. Elbette ki benim de derdim bizim ülkemizin geçmiş insanlarına ki beni de tanıdığını, benim de dostluk ettiğim birisiydi. Ecevit'e Allah rahmet eylesin. Ona kötülük yapmak, onun arkasından konuşmak falan değil. Benim anladığım manada sol değildi dediğim zaman bu bir hakaret olarak algılıyorsunuz ama hakaret değil. Biraz önce örnekledim. Bir Sadun Aren gibi, bir Beyce Boran gibi değildi. Gerçekten değildi. Darbe diyorsunuz ama Zülfü Bey, darbe diyorsunuz. Bakın, biraz önce Masum Bey söyledi zaten. Bütün tartışmanın özünü Masum Bey söyledi. Neydi? Türkiye İşçi Partisi çıktı. Dengeleri son derece sarsılmış, sola son derece açık olan
bir ileri karakol ülkede o hareketi susturup onun yerine Nevzat Tandoğan'ın sol da lazımsa, komünizmde lazımsa onu da biz yaparız anlayışıyla. Ben susturmak için demiyorum. Bakın susturmak için demiyorum. Kendi özünde uyguladığı hareketlerin adını 61'den 65'le seçilene kadar İşçi Partisi'nin bütün işçi hareketini yapan kimdi? Hatta bu işten ben her zaman söyleyeyim. Rahmetli Necat Eczacıbaşı'nın Milliyet Gazetesi'nde bir yazısı var. Kendi hatıra kendisiyle ilgili toplanan kitapta da var. Diyor ki devletin elinde bu ekonomik değerler olduğu sürece devlet büyüyor, sendikacılık büyüyor. Ecevit o zaman Çalışma Bakanı diyor ki bunları özelleştirmeliyiz. Hatta ilk özelleştirme fikri Türkiye'de o yazıda yer alır. Yani şimdiki anlamda, emperyalist anlamda, kapitalizme geçit veren, yabancılara satışı öngören şey. Yoksa Atatürk döneminin özelleştirmesi halka, işçiye, çevreye, çalışan insanlara yönelikti. Şimdi bizim burada üzerine durduğumuz konu, mesela bir şey söyleyeyim. Bülent Tecevit hep söyler. Bizim solculuğumuz Marksist emperyal-Leninist bir solculuk değildir. Marx'ı biliriz, teorisini kabul ederiz ama Türk solculuğudur. Yani Türkiye'nin kendi özünden çıkmıştır. Sizin ezgileriniz bile vardır içinde. Yani ondan esinlenmişizdir. Mesela sizin türkülerinizi, sizin bestelerinizi niye zevkle dinliyoruz, söylüyoruz? Çünkü siz bizim bu soldaki düşüncemizi coşturan bir şeyler söylüyorsunuz. Bize katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi bunu tutup da biz Marx'tan aldık demeyiz ki. Zülfü Livaneli deriz. Zülfü Bey bir anlatsın, bir dinleyelim. Masum Bey biz dostuz ve bu konuda da alındıysanız, kırıldıysanız da özür dilerim. Ha ben kendi adıma değil, benim bütün camiye şey söylemek biliyorum da bu ben yani Ecevit'in hatırasına bir şey söylemedim ama bakın biraz önce söylediğim bir Türkiye tahlili yaparken o isimler ister istemez geliyor, devreye giriyor. Yani işte dediğim gibi devlet bir başka solu ele aldı. Yani benim görüşüm bu. Ama bu doğru olur olmaz bir görüş. İşte bunu bir cümlede söylemişim ben. Bu şekilde olabilir ama benim görüşüm. Devlet solu hani kızını... Semih Hanım ben... Hasan Bey'e daha hiç söz veremedim bırakma. Melik Bey. Kızını serbest bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya tamam, solu serbest bırakmadı devlet.